Sayın Cumhurbaşkanım, Jandarma Genel Komutanlığımız Türkiye yüzyılında, Cumhuriyetimizin 101. yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda her yerde görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mezuniyet törenindeki konuşması çok konuşuldu. Çetin, kurumunun gördüğü desteğe Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde teşekkür etmesi muhalif sosyal medya hesaplarının eleştirilerine konu oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğinizi esirgemediğiniz için zaten devletlerinize şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. Aynı çevreler Çetin'in emekli edilmemek için bu tarz bir konuşma yaptığını iddia etti. Bir komutan niçin şehitleri ve bayrağımızı AK Parti'nin sloganı ile birlikte anar? Çetin Paşa emekli edilmeyip görevde kalmak için orduya siyaset sokuyor. Görevinde kalmak için böyle bir konuşma yaptığını iddia etmek, niyet okumak ama öyle bile olsa işe yaramadığı kesin. Çünkü o konuşmadan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i yaş haddinden emekliye ayırdı. Yerine Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Bu Erdoğan'ın yetkisini kullanırken nasıl hareket ettiğini anlatması açısından önemli bir veri. Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Peki Çetin'in konuşmasından rahatsız olan çevreler eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ın o ünlü konuşmasından rahatsız olacak mıydı? Ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtılır şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. O günlerde muhalif basında CHP yönetimi de bu tür söylemlere alkış tutuyor, genç subaylar rahatsız türünden manşetler atıyordu. Peki Orgeneral Arif Çetin'in konuşmalarındaki o ifadeler samimi düşünceleri olamaz mı? Jandarmanın halkın iradesine, anayasaya saygılı olduğunu hem millete hem düşmana göstermek istemiş olamaz mı? Peki bunu neden gösterme ihtiyacı hissediyor? Bunun için Türkiye'nin darbeler tarihine, 28 Şubat'a, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen mücadelelere ve 15 Temmuz'a bakmak yeterli.